أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben sözlerime başlamadan önce 13 Mayıs Andıcan katliamının dönümü olması hasebiyle Andıcan'da zalim diktatör rejimi tarafından katledilen Müslüman kardeşlerimizin şehitlerimizin ruhuna Fatiha okumamızı istiyorum. Rabbim inşallah onların şehadetlerini kabul eylesin. Aynı zamanda bugün bizim bu topraklarda yani Türkiye'de 13 Mayıs'ta başka bir katliam daha gerçekleşti. Soma'da 300'ün üzerinde Müslüman işçimiz, kardeşimiz sermaye güçlerinin, kapitalist sermaye güçlerinin daha çok para kazanmaları için onları toprakların altında katliama, ölüme mahkum ettiler. Onları da buradan anmak ve hatırlatmak istiyorum. 13 Mayıs böyle özel bir önemi var. Kıymetli davetliler, bugün tabii ki birçok konuşmacı, değerli konuşmacımız var. Onların her birisi muhakkak bölgedeki coğrafyayla alakalı daha detaylı, net kaynağından bilgilerle sizlere veriler sunacaklar, konuşmalar yapacaklar. Ancak ben çok fazla vaktinizi almadan genel olarak Türkistan coğrafyasındaki sıkıntılarımızın, yaşadığımız zorlukların, o bölgede yaşayan Müslümanların zulümleri içerisinde Çin ve Rusya tarafından katliam altında kalmış olmalarının sebeplerini ve sahipsiz olmalarının sebeplerini biraz sorgulamak istiyorum. Malum Müslümanların coğrafyası batılı sömürgeci güçler tarafından son 100 yılda zaten hep işgal altında. Orta Doğu işgal altında, Afrika işgal altında. Bu coğrafyadaki işgali biliyoruz, hissediyoruz. Ülkelerimizdeki halklarımız, Müslümanlar, Irak'ın işgalini, Filistin'deki Yahudi-İsrail varlığının 60 küsür yıldır gerçekleştirdiği fiili işgali bizzatihi hissediyoruz. Ve tepkilerimizi en azından cemaatler anlamında, kitleler anlamında Müslümanlar olarak ortaya koyabiliyoruz. Duyarlılığımızı ortaya koyabiliyoruz. Bazen yönetimlerimiz de, iktidarlar da bu coğrafyadaki işgalleri gündeme getirebiliyorlar. Herhangi bir fiili, somut etkisi olmasa da en azından dünyanın, kamuoyunun gündemine gelmiş olabiliyor. Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, Afganistan'daki Amerika'nın gerçekleştirdiği işgal, Irak'ta 1 milyona yakın Müslümanın katledilişini dünya biliyor. Filistin hakeza öyle. Ancak Türkistan coğrafyasını maalesef bilmiyoruz. Biraz önce sinevizyonda da izlediniz. Türkistan coğrafyasında yaşanan zulümleri dünya kamuoyu bilmiyor. Haberdar değil çünkü büyük bir kapatma kampanyası var. Ve İslam ülkeleri yöneticileri de sanki bu coğrafya bize ait bir coğrafya değilmiş. Sanki Türkistan'da, Orta Asya'da yaşayan Müslüman halklar, onların yaşadığı sıkıntılar, onların yaşadığı zulümler bizi rahatsız etmiyor sanki. Bu konuyu siyasi gündemlerine taşımıyorlar. Uluslararası zirvelerde bunu gündem yapmıyorlar. Ve Türkiye'nin, biz çok iyi biliyoruz ki, Türkiye'nin Rusya'yla uzun zamandan beri devam eden ekonomik, siyasi, ticari, güçlü işbirliği yaptığı anlaşmalar var ve bu anlaşmalar hakeza devam ediyor. Uçak düşürülmesi hadisesinden sonra dahi devam ediyor. Çin ile hala Türkiye'nin 100 milyar dolar hedefi planlayan, Türkiye ile Çin arasında 100 milyar dolarlık hedef planı üzerinde gerçekleştirdiği anlaşmalar var. Ancak biz Türkiye'de, Çin'de, Doğu Türkistan'da 1940'lı yıllardan bugüne 35 milyon Müslüman kardeşimizin katledildiğini sadece bir istatistik bilgi olarak biliyoruz.
bu coğrafya bizim coğrafyamız değil mi? Türkiye yönetimi, İslam beldelerinin yönetimleri, Türkiye'deki İslami kuruluşlar, güçlü İslami kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, Türkistan meselesini, Doğu Türkistan meselesini, Özbekistan'daki İslam Kerimoğlu'nun zulümlerini ve katliamlarını Türkiye kamuoyuna ne zaman dile getirecekler? Biz ne zaman salonlar dolup taşarcasına Türkistan'la alakalı güçlü büyük konferanslar gerçekleştireceğiz, yapacağız? Biz ne zaman Türkistan meselesini Özbekistan'dan Kırgızistan'a, Tacikistan'dan Türkmenistan'a, Kırım'ına, Kafkasya'daki Rusya'nın gerçekleştirdiği işgale, oradaki ihanet içerisindeki yönetimin suikastlerine, Türkiye'de her gün Kafkasyalı Müslüman kardeşlerimizin Rus ajanlar tarafından katledilmesine, suikaste uğramasını ne zaman gündem yapacağız? Ve ciddi fiili bir mesele olarak, hayati bir mesele olarak, ölüm kalım meselesi olarak biz bu konuyu konuşmaya başlayacağız. Ben giriş konuşması olarak, bir açılış konuşması olarak Türkistan meselesine, Türkistan coğrafyasına, Türkiye halkı olarak, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak, Türkiye yönetimi ve siyasetçileri, partileri tamamının bu coğrafyadaki zulme dikkat çekmelerinin gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Türkistan, Osmanlı hilafetinin, hilafetin bir toprağıydı. Aynen Filistin gibi, aynen Irak gibi, Bilad-ı Şam gibi, Afrika gibi bu coğrafyanın halkları yıllarca İslam'la yönetildi. Bu coğrafya bizlere bugün okuduğumuz, İslam'ı anladığımız bilim ve ilim kaynaklarını bizlere ulaştırdılar. Buradan yetişen alimler, alimlerin yazdığı kitaplarla biz bugün hala İslam'ı öğreniyoruz. İslam hakkında bilgiler ediniyoruz. Bu coğrafya bizim coğrafyamız. Bu halklar bizim kardeşlerimiz. Onların orada yaşadıkları zulümleri ne kadar çok dile getirirsek, ne kadar gündem yaparsak, oradaki zulüm yönetimleri, zulüm iktidarları, Rusya ve Çin bundan rahatsız olacaktır. Bundan emin olun. Bu rahatsızlıkları Türkiye ile, İslam beldeleriyle olan ilişkilerine, devlet ilişkilerine yansıyacaktır. Eğer biz susarsak, konuşmazsak, Çin ve Rusya daha fazla zulüm yapacak, daha fazla katliam yapacak. Kafirlerin İslam'a karşı olan cesaretleri, bizlerin cesaretsizliğinden, İslam beldelerinin yönetimlerinin cesaretsizliğinden kaynaklanıyor. Aksine onların çok cesur olmalarından değil. Dolayısıyla kıymetli misafirler, bu konferansın inşallah Türkistan coğrafyasındaki zulüm, katliam ve acıların son bulmasına, Türkiye'de konuşulmasına, Türkiye'den daha diğer coğrafyalara taşıp gündem olmasına, vesile olmasına Rabbimizden niyaz ediyorum. İnşallah bizler Türkiye yöneticilerinin şu sözlerini ve şu fiillerini görmek istiyoruz. Çin ile eğer bir ziyaret yapılırsa bugünden sonra, Çin Devlet Başkanı Türkiye'ye gelirse veya bizim yöneticilerimiz, Cumhurbaşkanı, Devlet Bakanları, Bakanlıklar, Başbakan Çin'e bir ziyaret gerçekleştirirse biz onlardan şu kelimeleri duymak istemiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e yaptığı ziyarette aynen şu ifadeleri kullandı. Biz Çin'i tek bir devlet olarak, toprak bütünlüğünü onlar nasıl gözetiyorlarsa biz de aynen öyle gözetiyoruz. Yani Doğu Türkistan diye bir coğrafya yok. Bu topraklar bizim topraklarımız değil. Bu topraklar İslam'ın toprakları değil, Çin'in hakimiyeti altında olan topraklar demek istiyor, öyle mi? Biz topluma karşı konuşurken ümmeti ümmet coğrafyası olarak, bir bütün olarak değerlendiren yöneticilerin ümmetin fiili meselelerini kürsülerde, meydanlarda, siyasi platformlarda, zirvelerde dile getirmelerini, gündem yapmalarını ve oradaki zulümlerin dinmesi için, kalkması için, bitmesi için fiili adımlar atmalarını buradan çağrı olarak ortaya koyuyoruz. Yoksa Türkistan coğrafyasındaki zulümler dinmeyecek. Çin buradaki hakimiyetini bitirmeyecek. Rusya Müslüman kadınları eşlerini cezaevine attığı halde onların zevcelerini, eşlerini çocuklarıyla beraber
kör ve çocuklarıyla beraber cezaevlerine koymaya devam edecek. Kırım'ı işgal eden Rusya, yarın başka bir coğrafyamızı da işgal etme cesaretini gösterecek. Hepinizi tekrar bu programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Rabbim bu programın, bu konferansın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.